8 Mart'a gidince de aslında temel programlarımız arasında siyasi tutsakların durumuna hem dikkat çekme hem tecritin kaldırılması noktasında bu çağrıların kamuoyuna ulaşmasını sağlama ve başta barış anneleri olmak üzere siyasi tutsakların yakınlarının başlatmış olduğu adalet nöbetinin de aslında 8 Mart gündemlerimiz arasında olduğunu belirtmek lazım. Bir yandan işte siyasi süreç dediğimiz İşte bir yandan savaş politikaları ve savaş politikalarına karşı barış siyaseti örmek hem Türkiye açısından hem Kürdistan açısından hem Orta Doğu coğrafyası açısından da aslında vazgeçilmez bir durum. Ve bu yönüyle de aslında 8 Mart'ın ana gündemlerinden biri de aslında demokratik bir çözüm, bir barış siyaseti ve aynı zamanda yerel seçimlerle birlikte yerel demokrasinin nasıl inşa edileceği ve yerel demokrasi inşa ederken de kadın iradesinin bu topraklarda daha büyük bir mücadele alanı olarak kendisini nasıl konumlandıracağı. O yönüyle evet 8 Mart hazırlıklarımız var ve bu 8 Mart'ta da kadın özgürlük ve eşitlik mücadelesini büyütmek istiyoruz. Bütün kamuoyunun en azından bu kadar kadın düşmanı politikalarla baskı altına alınmaya çalışıldığı bu süreçte en çok aslında saldırı altına alınanlardan da biri aslında kadın mücadelesi yürütenler. Bu yönüyle de bu mücadelede 8 Mart'ta daha alanlarda direniş alanlarını örgütleme ve bu direniş alanları elbette ki sadece bir başlık üzerinden gitmiyor. Çünkü kadınlar çoklu saldırı altında ve çoklu mücadele hatları da söz konusu. Bu yönüyle de bir yandan Kürdistan'da Tevgene Jinen Azad'la birlikte çoklu mücadelelerin sahada daha görünür olacağı mitingler, kadın şölenleri, yürüyüşler gerçekleşecek DEM Parti ile birlikte. Ama aynı zamanda Türkiye'de metropollerde dediğimiz birçok yerde de kadın özgürlük ve eşitlik mücadelesi yürüten feminist kadınlardan Türkiye'deki kadın platformlarına kadar her ilin kendi özgün yapısına göre de çalışmaları DEM Parti ortaklaşarak yürütecek. Bu yönüyle de baktığımızda aslında 8 Mart bir yandan mitinglerin gerçekleşeceği ama bir yandan Türkiye kamuoyuna kadınların yaşadığı sorunlar, kadınların hak mücadelesi, özgürlük mücadelesi, eşitlik mücadelesinin birçok başlıkta kamuoyuna ulaşması için çağrılar yapılacak diyebilirim. Yani demokratik siyasetin en önemli meselelerinden biri aslında kadın siyasetinin değiştirici gücü, dönüştürücü gücü. Özellikle savaş politikalarının devreye girdiği 2016 sürecinden sonra partimizin önceki geleneklerinden gelen aslında birçok siyasetçisi gözaltına alındı, tutuklandı ve bugün aslında cezaevleri kadın mücadelesi yürüten, kadın mücadelesinin politik hatlarını oluşturan kadınlarla aslında bir şekilde doldurulmaya çalışılıyor. Ve tutsak kadınlar, siyasi tutsak kadınlar da içeriden her şekilde aslında kadın özgürlük mücadelesine destekler sunuyorlar. Ve bir şekilde Türkiye'de barış siyasetinin, umudun, mücadele hatlarının nasıl örülmesi gerektiği noktasında da direnişleriyle aslında bir yandan da bize ilham oluyor. Birçok seferinde gittiğimizde aslında kadın yoldaşlarımızla da buluştuğumuzda biz içeriden güç alıyoruz bir yandan. Çünkü bir mücadele geleneğine sahibiz ve bu mücadele geleneğinin çok kolay bir şekilde örülmediğini de biliyoruz. Yani tarihimizi en azından baktığımızda bedel ödeniyor, ödenmiyor değil. Ama bu bedellerin her biri aslında bize direnişte ısrar etmenin, bedelsiz hiçbir şeyin de aslında değişemeyeceğini gösteren bir şey. O yönüyle de Gülten Kışanak başta şunu belirtmek gerekiyor. Yani onun zaten mücadelesi, hayat hikayesinin kendisi bir mücadele tarihi. Bir yerel seçimler sürecine girdik. Ve bu yerel seçimlerin birçok yönüyle bizim için önemi çok büyük. Öncelikle yerel demokrasi anlamında bunun önemini vurgulamak gerekiyor. Çünkü Kürt sorunun demokratik çözümünün en önemli başlıklarından biri yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, özelleşmesi, yerel demokrasinin yani insanların kendi sorunlarını kendi yerellik ilkesi üzerinden çözebilmesi. Şimdi Gülten Kışanak'ın adaylığı sadece Ankara'da Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylığı üzerinden sadece değerlendirebileceğimiz bir mesele değil. Birincisi uzun tutukluk haline rağmen siyasi tutsak ve Türkiye'nin temel sorunlarından biri aslında hapishanelerdeki hak ihlalleri ve bugün aslında keyfi tutuklamalarla, keyfi infaz yakmalarla, keyfi bir yargı süreciyle aslında siyaset rehin alınmaya çalışılıyor. Türkiye kamuoyuna bir kere bunu iyi anlatmamız gerekiyor. Yani Gülten Kışanak'ın mücadelesi ve onun mücadelesinin şahsında Türkiye'deki cezaevlerini anlatmak lazım. Bu bizim için de aslında Ankara'dan
Yani bu siyasetlerin, yani erkek egemen siyaset biçiminin, ulus devlet siyaset biçiminin merkezi olan Ankara'da Gülten Kışanak'ın adaylık süreciyle aslında biz bütün topluma bunu anlatmaya çalışacağız. Yine bir yandan bunlar eğer ki savaş politikalarından bağımsız gelişmiyorsa ve savaş kararları mecliste alınıyorsa, iktidarın kendisi bunu Ankara merkezli örgütlüyorsa, bunun karşısında duracak en ciddi anlamda barış siyasetini yine biz Ankara'dan bütün Türkiye kamuoyuna ve Gülten Kışanak şahsında aslında anlatmaya çalışacağız. Yine yerel demokrasi, eş başkanlık sisteminden tutalım aslında kadınların gündelik hayatta yaşadığı sıkıntılar ve buna karşı mücadele beyanlarının hepsi aslında Gülten Kışanak şahsında aslında Ankara'da yerel demokrasi nedir, neden merkeziyetçilik aynı zamanda bir soykırım politikası demek olduğunu ve bu soykırımın bir yandan kültürel bir soykırım olduğu kadar bir cins kırımına tekabül ettiğini Gülten Kışanak'ın sözleriyle aslında bir şekilde Türkiye kamuoyuna anlatmaya çalışacağız. Adalet nöbetleri, tecrit, yani Türkiye'nin temel sorunlarına direniş hatlarıyla aslında kendisini ortaya koymaya çalışan cezaevlerini, İmralı tecrit sistemini ve bu sürekli hale gelmiş olmasının aslında savaş politikalarında ısrar olduğunu ve bunun aslında ortadan kalkması için barış annelerinin sesini Gülten Kışanak'ın sesiyle buluşturup bir şekilde Türkiye kamuoyuna anlatmaya çalışacağız diyebilirim. O yönüyle Gülten Kışanak'ın adaylığı sıradan bir belediye eş başkanlığı adaylığı değil. Türkiye'de belki de uzun zamandan beri barış siyasetini Türkiye gündemini Ahmet'ten Ankara'ya, Ankara'dan da aslında Türkiye kamuoyuna bir şekilde kadınlar şahsında anlatmak istiyoruz. Ve eminim ki Gülten Kışanak şahsında ve onun etrafında kenetlenen birçok kadın aktivist, siyasetçinin, gazetecinin, feminist kadınların, sivil toplum mücadelesi yürüten, hak adalet mücadelesi yürüten, ekoloji mücadelesi yürüten, inanç mücadelesi yürüten birçok kadının aslında sosyal toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini verirken bir yanda da parlamentoda sahada, sokakta STK'ların ördüğü ya da diyelim ki kadın hareketlerinin ördüğü söz ve talepleri kadın parlamento grubumuz aslında bir şekilde parlamentonun merkezine getirmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken aslında kadın mücadelesinden beslenerek yani hem Türkiye'deki kadın hareketlerinin mücadelesinden besleniyor hem Kürdistan'da Kürt kadın hareketinin mücadelesinden yani TCA'nın mücadelesinden beslenerek sözünü, politik duruşunu orada sergiliyor. Ve bunu yaparken aslında erkek egemen siyaset biçimlerinin hepsiyle mücadele ediyor. Daha demokratik bir yaşam biçimi, daha özgürlükçü, daha eşitlikçi bir yaşam biçimini kadınlar şahsında nasıl sağlayabiliriz? Ve biz de buna dair politikalarımız var. Ve bu politikalar Kadın Meclisi'nin özgün özerk örgütlenmesiyle ördüğü politikalar yani işte eş başkanlık sistemidir, eşit temsiliyet ilkesidir, işte Türkiye'nin demokratikleşme meselesinde kadınların nasıl rol oynayacağı meselesidir, birçok politikaya dair, işte sosyal yaşama dair, gündelik hayata dair, yoksulluk politikalarına dair bizim de kendi yaşam perspektifimiz var. Yani iktidar böyle saldırıyorsa bizim de bir öz savunmamız var. Bu öz savunmamız da örgütlenmekten geliyor. Örgütlü duruşumuzdan geliyor. O yönüyle de iktidarın bütün kadın düşmanı politikalarına karşı biz tavizsiz ilkelerimizle mücadele ediyoruz diyebilirim. Yani aslında bin yıllarca kadınlar varlık mücadelesi verdiler. Yani bu erkek egemen sistemin kendisini kurumsallaştırması ve bunun karşısında aslında kadınlar var olma mücadelesini yani bu soykırım politikalarına karşı var olma mücadelesini verirken birçok noktada aslında kazanımlar elde ettiler ve aslında kadın tarihimiz dediğimiz mesele bir yandan kadınların mücadele tarihi ama aynı zamanda birçok kazanımını da nasıl ördüğüyle ilgili olan bir şey. O yönüyle belki dünyanın en ücra köşesinde bizlere çok uzak olan bir yerde kazanılmış bir kadın hakkı bizim için çok kıymetli. Çünkü bu bizim ortak tarihimiz, ortak mücadele tarihimiz. Çünkü kadın kimliği erkek egemen sistem tarafından aslında değiştirilmeye, yok sayılmaya, inkar edilmeye bir şekilde kendi varlığını da erkek egemen sistem bu şekilde oluşturmuş. Ve biz buna devletli sistem diyoruz aynı zamanda. Ve bu sisteme karşı aslında mücadele edenler tamamıyla aslında bu sistemin sonuçlarını birebir yaşayan kesimler. Yani kadınlar bu mücadeleyi yaparken kendi toplumsallığını da aslında göz önünde bulunduraraktan yeni bir toplum modeli, yeni bir yaşam modeliyle eşitlik ve özgürlük üzerine yani herkesin talep ettiği belki de en doğal yani insanı insan yapan
varlık olma gerekçesi zaten eşitliğidir, özgürlüğüdür. Kadınlar da aslında eşitlik ve özgürlük mücadelesini binlerce yıl yürüttüler. Ama son 300 yılda belki de demokrasi anlamında oy kullanma hakkı, temsil edilme hakkı dediğimiz bir sürecin içine girdiler ve bugün aslında bunun daha radikal bir biçimde nasıl hayata geçirileceği noktasında hem Kürt Kadın Hareketi hem de dünyada birçok kadın hareketleri modeller oluşturuyor. Mesela Kürt Kadın Hareketi'nin Dünya Kadın Hareketi'ne katkısı eş başkanlık sistemidir. Yani birilerin insafına bırakılmadan, herhangi bir yarış üzerinden, eşitsizliğin üretmiş olduğu bir yarış üzerinden temsiliyet hakkından bahsetmiyoruz. Yani kadınların kendisinin irade olduğu, eşitliğinin başından beri kabul edildiği, kendi iradesini örgütlenmesinden, özgün özerk örgütlenmesinden aldığı, sözünü kurduğu, politikasını kurduğu bir yaşam modelini aslında biz Dünya Kadın Hareketi ile buluşturmaya çalıştık. Ve Kürt Kadın Hareketi'nin bu modeli aynı zamanda Türkiye'de demokratik siyaseti de etkileyen bir model oldu ki DEM Parti aynı zamanda bu modeli hayata geçirmeye çalışan bir parti ve aynı zamanda Türkiye Kadın Hareketi ile de ortak zeminlerde buluştuğumuz ana meselelerden biri. Yani eşitlik nasıl hayata geçirilir? Kimi der ki ben bunu sözleşmeyle geçiririm, kimi der ki ben yasalarla geçiririm. Ama biz DEM Parti olarak diyoruz ki eşitlik yani doğal bir şeydir. En temel yaşam gerekçelerinden biridir. Özgürlük keza öyle. Bunun hayata geçirilmesi için de bizim bir modelimiz var. Eş başkanlık, eşitlik ilkesi, eşit temsiliyet meselesi ve biz bunu kadın ve erkek şahsında yapıyoruz. Ve kadın ve erkek şahsında yaparken de aslında toplumun her kesiminin dahil olduğu bir modelden bahsediyoruz. Yani bu nedir? Ulus devletin o faşizm politikalarına karşı da panzehir aynı zamanda. Yani Alevi kendini eşit temsil ediyor. Kürt kendini eşit temsil ediyor. Arap kendini eşit temsil ediyor. Yoksul sınıf mücadelesinin gerisinde kalmıyor. Yoksul olduğu için temsil hakkını birilerine emanet etmiyor. Kendisi temsil ediliyor. Her dem direniş, her dem özgürlük şiarıyla 8 Mart'ı örgütleniyoruz. Yine Kürtçe şiarımız da Dema Jinan, Vina Jinan. Dem Jiyane şeklinde. Tabii bu her dem direniş, her dem özgürlük aynı zamanda geçmişten de beslenen bir slogan. Ve Dem Parti 8 Mart'ında çoklu başlıklarıyla birlikte aslında sahada birçok yerde bu sloganla kendisini var edecek. Ama dediğim gibi geçmişte de çok aslında kullandığımız ana şiarlardan biri ama bu sefer partimizle buluştu bu slogan ve 8 Mart'ta da aslında birçok kadına ulaşırken de kadınların demi demeye devam edeceğiz. Yani kadınların zamanı ve 8 Mart'ta da bir yandan yerel seçimlere gidince bu şekilde örgütlenecek. 8 Mart çağrısı olarak şunu söyleyebilirim. Biz kadınlar yaşadığımız her alanda yani sokaklarda, fabrikalarda, tarlalarda, okullarda kendi kimliğimizle var olmak istiyoruz. Yani bizi biz yapan her şeyle birlikte yaşamak istiyoruz. Ve bir şey inkar etmek istemiyoruz. Yani kendi kadın kimliğimizi inkar etmek zorunda yaşamak istemiyoruz. Kendi kimliklerimizi inkar etmek zorunda değiliz. Eşit ve özgür bir yaşam istiyorsak eğer, kadın dayanışması bunun en önemli mücadelesini büyüten bir yöntem, öyle söyleyeyim. Yaşam mücadelemizi bu 8 Mart'ta da miting alanlarında, sokaklarda dinlendirmeye devam edeceğiz. Her dem direniş, her dem özgürlük diyoruz.